Ben şahsen haberleri izlemiyorum ama arada bir ister istemez gözüme çarpan haberler oluyor. İşte Ekvador'da Cumhurbaşkanı adayı suikaste uğradı. Bunu bilmek illa bana bir çıkar sağlamak zorunda değil. Bana bir bakış, bir vizyon kazandırıyor. Yani o adam niye öldürüldü? Mesela bunu sorarsın kendine. Ya da o adamın öldürüldüğü ülkenin şartları nasıl? Gibi gibi. Çünkü ya Ekvador, ya Kamboçya, Türkiye bunlar sadece farklı kelimeler. Yoksa insanlar her yerde aynıdır. Niçin alışveriş yaparız? Evet, bakalım niçin alışveriş? Yani param olsa, param yetse sonsuza kadar alışveriş yapacak biriyim. Alışveriş yapmayı seviyorum gerçekten. Niçin alışveriş yaparız? Alışveriş hastalık olabilir mi? Evet, alkolik içkisiz duramaz. Dostoyevski'nin Kumarbaz romanından çok iyi bildiğimiz gibi kumarbaz oyun oynamadan edemez. Sorun alkolde, kumarda değil. Kişinin bağımlı olmasındadır. Her içen alkolik, her kumar oynayan kumarbaz değil. Ben de az önce dişimi fırçalarken şeyi düşünüyordum. Ya ben mesela niye içki içmiyorum? Yani hiç yoksa 20 defa herhalde. En az 20 defa içmişimdir. Ama hiçbir zaman sevmedim. Yani o aromalar bana çekici gelmedi. O yüzden yani mümkün mertebe o ortamlara girsem de içmemeye çalışıyorum. İçmiyorum da evet. Ki en son birkaç ay önce bir piknikte işte zor bela bir kadeh verdiler önüme. Yani artık dedim bu son. Bir daha kesinlikle. Yani bende o aroma, o tat, o damak yokmuş. Bunu çok iyi anladım. Yani bunun dini bir gerekçesi yok. Tamamen damak, benim damağımla alakalı bir durum.